When life has not treated you with kindness, doing the right thing anyway always takes strength. When you can even tell what the right thing is. Lisedeyim. Arkadaşlarım aralarında birilerinden bahsedip eğlendiklerini duyuyorum. Ferit, Jaren diyorlar. Eve gidip tarayıcıya Twitch yazıyorum. Başlarda çekingenim, jargona yabancıyım. Ama hoşuma gidiyor ve bir alışkanlık haline geliyor. Önceleri ninja izliyorum, sonra anonim bir hesap açıp chat'in bir parçası oluyorum. Farkında olmadan senelerce sürecek bir yolculuğun ilk adımlarını 2015 Mart ayında Clumsy Kitty olarak kendi hesabımı açtığımda atıyorum. Artık hayatımın bir parçası oluyor. Her akşam eve geldiğimde en sevdiğim yayıncıları izliyorum. Farkında olmadan onları örnek alıyor, belki de çoğunuz gibi hayaller kuruyorum. Acaba yayıncı olmak nasıl olurdu diye düşünürken içimden bir düşünce hayallerimi hep susturuyor. Yok ya, beni kim niye izlesin? Kimseyle paylaşmaya cesaret edemediğim bu hayaller hep içimde olsa da üniversite için yurt dışına gidiyorum. Hepimizin hayali belki yurt dışında okumak. Başlarda umut ve heyecan doluyum. Fakat yavaş yavaş Avrupa'da yaşamanın bana iyi gelmediğini fark ediyorum. Avrupa kötü olduğu için falan değil tabii ki. Orada yaşadığım özgür ve medeniyet dolu 4 sene ve bana öğrettikleri için müteşekkirim. Fakat ailem ve sevdiklerimden uzakta yavaş yavaş solduğumu fark ediyorum. İstemediğim bir bölümü seçmiş olmam da cabası. Yalnızlığın getirdiği bunalımla derslerimi boşlamaya ve bütün zamanımı bilgisayarda geçirmeye başlıyorum. Twitch'te ilk yayın açtığımda yıl 2016. Yalnızlık çekiyorum çünkü tek arkadaşlarım online oyun oynadığım Türk arkadaşlar. Uyum sağlayamıyorum çünkü Avrupa'da işler biraz daha farklı. Bilgisayar oyunlarından bahsettiğinizde cool kidlerin arasına giremiyorsunuz. Bu yüzden hem yabancı arkadaşlarım hem de oradaki Türk arkadaşlarım tarafından dışlanıyorum. Online arkadaşlarımın gazıyla yayını başta basıyorum ve ilk yayınım mükemmel geçiyor. Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz ve ilk kez chat ile karşılaşıyorum. Yıllar sürecek, durmadan değişecek ve gelişecek bu toplulukla ilk buluşmam o zaman gerçekleşiyor. 2018 yılında yine burada hayatımın aşkıyla tanışıyorum. Evleniyoruz. Bir de dünyalar güzeli kızımız oluyor. Mesleğimi bırakmıyorum. Gerektiğinde emzirirken yayın açıyorum. Bir yandan çocuk bakarken bir yandan Twitch Rivals'lara katılıyoruz. Kızımız chat'in gözü önünde büyüyor. Yayınlarımıza eşlik ediyor. Chat zaten kızımı benden çok seviyor. Bir yandan hayallerimiz, ideallerimiz var. Rekit adında bir oluşuma katılıyoruz. Önce eşim, sonra ben. Bir yandan deli gibi çalışıp diğer yandan dostluklar kuruyoruz. Beraber gelişiyoruz. Belki de ilk kez verdiğimiz emeğin karşılığını almaya başlıyoruz. Ama sevincimiz uzun sürmüyor. Bakın, illegal bir şey olsaydı diyorum, Twitch zaten buna izin vermezdi. Bu aşırı zekadan senin başın ağrıyor mu bazen gece yatarken? Temiz Twitch harekatını ben sonuna kadar destekliyorum. Mehmet 20.000 bit atmış, teşekkür ederim Mehmet. Mehmet 200.000 bit atmış. Mehmet, neyse. Ben Anonymous Cheer 1500 bit atmış. Google'dan. Oğlum benim zamanımda böyle bir şey yoktu. Benim bildiğim çok büyük yayıncılar da var. Hala yapanlar var. Hashtag demiş Twitch diyeceğiz. Ve Twitch'in burada bir aksiyon yapmasını sağlamaya çalışacağız. Ben yurt dışı kontaklarımla da konuşacağım konuyla ilgili. Yurt dışında da bu konuyu gündeme getirmeye çalışacağız. Geçim yapıyorsun, niye çekiyorsun? Ya, benim izleyenlerin sohbetimizin söylediği şeyleri okuyorum, onlarla etkileşim geçiyorum. Jarring kodunu kullanıyorsun abi, Twitch ekosisteminde kaç bin takipçin var, seni düzenli olarak takip eden? Milyon. Anladım. Ya.
milyon, 1 milyon, yani yaklaşık 2 milyon takipçim var. 2 milyon. Sanırım daha fazlasını yapabilirim. Bitleri Arap Faik'ten alıyorduk. Arabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar ben kullanıyordum kamyonu. Evet polis bey, bunlar Bitcoin hesapları. Bu kredi kartı ve sizlerin isimleri. Bunlar komşu olan yayıncılar. Burada da ses kayıtları var. Tabii kardeşim. Hala Twitch'ten haber yok. Sanırım bir süre Twitch'i bırakmam gerekecek. Yersiz, yurtsuz kalmıştık. Gidecek yeni bir ev bulmamız gerekiyordu. Okay, abad habib el kalb ulaymak ya sura. Sanırım YouTube'a geçmekten başka seçeneğim kalmadı. Canlı yayın platformu değil ama ne yanlış gidebilir ki? Evet, hayat adil değil. Adaletsizlikle başa çıkmak pek çok farklı parametreye bakar. Ve bazen her şeyi doğru yapsanız bile hiçbir şey değişmez. Böyle zamanlarda devam edebilmeniz için hangisinin daha önemli olduğuna karar vermeniz gerekir. Gurura ve inada sadık kalıp hiçbir şey değiştirememeyi göze almak mı? Yoksa yenilgiyi kabul edip yeni yollar deneyecek cesareti kazanmak mı? Einstein'ın da dediği gibi, dünya kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. İzlediğiniz için teşekkürler.